YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte gri yazmama çıtı pıtı güzel bir model başlayacağız inşallah. Yeni başlayanlar da yapabilir ama özellikle iğne oyası küçük olanlar çok daha güzel düşüreceğine inanıyorum. Şöyle size yazmamı göstereyim. Yazmam bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz üzere yazmam Cenk'in. Şöyle şu şekilde de göstereyim. Bu şekilde. Şimdi iğnemi ipime takıp geliyorum. Evet hanımlar, ben biraz modelimi başladım. Şimdi sizlerle birlikte ara modelini yapacağız. Ben daha önce de söylediğim gibi zürafa kesinlikle yapmıyorum. Zürafa yapmadan eşarbın ön kısmı, yani eşarbın düz kısmı önümde, arka kısmına doğru şu şekilde kıvırıyorum hanımlar. Evet hanımlar, bir adet zürafamızı yapıyoruz. Bir adet zürafayı yaptıktan sonra geri dönüyoruz ve küçük bir pırpır yapıyoruz. Tekrardan geri batıyoruz buradaki gibi. Bakın hanımlar, bir tane zürafamı oluşturdum. Geri döndüm. Bir adet minik pırpırımı oluşturuyorum. Ve geri batıyorum. Bu şekilde arası ben 10 adet yapacağım. 10 adet yaptıktan sonra geri geleceğim hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi arasını oluşturdum, geldim 2 4 6 8 10 adet bu şekilde arasını oluşturdum ve geldim 2 adet zürafa yapıyoruz hanımlar. Bir ve İkinci zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Daha sonrasında yaprakların üstünü oluşturacağım. Bu şekilde yaptım. Yuvasını yaptım. Geri dönüyorum. Bir adet küçük pırpırımı oluşturuyorum. Elinize dolayıp bu şekilde düğüm atabilirsiniz hanımlar. Daha sonrasında tekrardan bir adet küçük pırpırımızı oluşturuyoruz. Üzerine çıkıyoruz. Tekrardan bu şekilde pırpırımızı oluşturduk hanımlar. Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Tekrardan bunun üstüne üst üste 2 adet pırpırımızı oluşturacağız hanımlar. Birinci pırpırımı oluşturdum. İkinci pırpırımı da oluşturuyorum. Pırpırımı da oluşturduktan sonra tekrardan üste çıkıyorum. Bir küçük pırpır daha oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi tekrardan aşağıya ineceğim. Hiçbir yere batmıyoruz ve buradaki gördüğünüz gibi aşağıya iniyoruz hanımlar. Şöyle
yakınlaştırayım sizin için de. Şimdi tekrardan bu sefer pırpırlarımızı 3 adet oluşturacağız. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Gördüğünüz gibi üçüncü pırpırımı da oluşturdum hanımlar. Ve tekrardan üstüne batıyoruz. Bir küçük pırpır daha oluşturuyoruz. Daha sonrasında hiçbir yere batmadan yuvamızın içine geri batıyoruz hanımlar. Bakın buradaki ipin şurası çok önemli. Çünkü eğer ki şayet çok çektirirseniz ipiniz bu şekilde aşağıya doğru çektirir ve modeliniz hiç hoş durmaz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben yaprak kısmını oluşturdum. Tekrardan 2 adet zürafa yapıyoruz hanımlar. İpimizi keselim. Şöyle göstereyim sizin için. Arası ve yapraklarım bu şekilde oluyor hanımlar. Şimdi çiçeklerine başlayalım. Şöyle göstereyim. Biraz daha yakınlaştırayım isterseniz şu yapraklarını çıkartabilmeniz adına. Şimdi çiçeklerini oluşturalım. Evet hanımlar, ben sarı, pembe ve gri tonlarını kullanacağım. Böyle bu şekilde. Evet hanımlar, daha önce yapraklarını oluşturmuştuk. Şimdi sıra çiçeklerimizde. Başını iki kez dolayabilirsiniz hanımlar. 3 adet üzerine pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3. pırpırımı da oluşturdum. Şimdi fazla olan iplerimizi kesiyoruz. İkinci pırpırımızın üstüne gördüğünüz gibi battım. Başını iki doluyoruz. Üzerine 3 adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Bir, iki ve gördüğünüz gibi ikisinin çiçeklerini oluşturduk. Bunu da keselim. Pembe ipimizi takalım. Evet hanımlar, buraya da aynı şekilde 3 adet pırpır oluşturuyoruz. Elinizle bu şekilde ayarlayabilirsiniz hepsinin boyutunu.
elinizden ve iğneden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde tutarsanız hepsi aynı boyut olur hanımlar. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi 3 adet çiçeğimi de oluşturdum. Şimdi aralarına başlayacağım. Evet hanımlar, şimdi bir tanesini aradaki boşluk bırakacağız. Ve bir adet küçük pırpır yapacağız hanımlar. Çok küçük bir pırpır yapıyorsunuz. Bakın buradaki gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben bir adet daha pırpırımı oluşturayım. Arasında tekrardan bir boşluk bırakıyoruz ve bir adet daha yapıyoruz. Bu şekilde başlayabilirsiniz ve daha sonrasında iplerinizi bu şekilde kesebilirsiniz hanımlar. Tekrardan bir adet küçük, bakın buradaki gibi küçük pırpırlarımı oluşturdum. Ben diğer renklerimi de koyup geleceğim inşallah. Videom daha fazla uzamaması adına. Evet hanımlar, ben modelimi şu şekilde yaptım, geldim. Şöyle sizin için göstereyim. 2, 4, 6, 8, 9 tane arasını bırakın hanımlar. Şöyle şu şekilde ekran görüntüsü almak isteyenler için de bu şekilde yakınlaştırayım. Açıkçası ben bu modeli çok sevdim, çıtı pıtı. Tam gönlüme göre oldu diyebilirim. Yazmam Cenk. Tekrardan hatırlatmak istedim. Ben bu yazmayı, yazması karşı taraftan 180 liraya yaparım hanımlar. Sizler istediğiniz fiyata yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Nihalce Sunumlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Sağ köşede zil butonuna basarsanız oradaki videolarımdan, yeni yayınladığım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.